Merhaba arkadaşlar yeni bir video ile birlikteyiz dördüncü testimizdeyiz diyor ki hazırlanan bir sınavda aşağıda verilen sorulardan hangisinin yer alması 2018 yılında yayınlanmış biyoloji dersi öğretim programının yapısına uygun olmaz mitozun evreleri nelerdir açıklayınız bu olur değil mi hücre bölünmesini kanserle olan ilişkisini açıklayınız olur hücre bölünmesini kontrol eden moleküller nelerdir Dursun bakalım. Eşeysi üreme tekniklerinin bahçecilik ve tarım sektörlerindeki uygulamalarını örnek veriniz. Evet arkadaşlar olabilir mesela polipiloidi gibi. Eşeysi üremede çeşitliliği sağlayan mekanizmalar nelerdir? Bu da olur. Arkadaşlar ama hangisi olmaz? C şıkkı. Hücre bölünmesini kontrol eden moleküller hatırlayın. Siklin, siklin bağımlı kinazlar vardı. Hücre bölünmesini kontrol edenler. Biz bunları vermiyorduk değil mi öğrencilere? Kontrol mekanizmasını anlatıyoruz ama enzimleri vermiyoruz arkadaşlar. Onu da söylemiş olalım. 2. Yukarıdaki ifadelerden hangileri biyolojinin günlük hayatla karşılaşılan problemlerin çözümüne sağladığı katkıların farkına varır? Kazanımına ulaşmak için kullanılabilecek örneklerdendir. Suyun taşınmasında stomali, stomaların rolü bu olmaz değil mi? Metallerin bulaşması ile kirlenmiş suların yeniden kullanılabilir hale gelmesine arkelerin rolü bu olur arkadaşlar. Sonuçta kirlenmiş sular bizim günlük hayatımızda var tabi ki. Ekolojik ayak izinin küçültülmesine yönelik alınacak tedbirler bu da vardır. Cevabımız ne olur? Denizli şıkkı olur. Zaten şöyle söyleyeyim ben size. Genelde böyle günlük hayatta kullanılabilir olan konular ekoloji içerisinde yer alıyor. Yani işte bu kirli yerlerin temizlenmesi, ekolojik ayak izi gibi. Hani diğer konularda da var. Hastalıklarla ilgili falan var ama daha çok ekolojide var arkadaşlar. Üçüncü soru. Yukarıda verilen ifadelerden hangisi biyoloji ders öğretim programının amaçları arasında yer alır? İşlevsel projeler, kapsamlı ve özgün tasarımlar ve buluşlar yapabilme. Bu vardır değil mi? Yani sonuçta biz öğrencilerin böyle bir kazanıma sahip olmasını isteriz. Canlardan esinlenerek geliştirilen teknolojilerin farkına varmaları ve benzer yenilikler yapmak için istekli olma bu da olur arkadaşlar. Sonuçta geleceğe bilim insanı yetiştirmek istiyoruz. Bilimsel çalışmalarda ve toplumsal hayatta etik değerlere sahip olmanın ve bu değerlere uygun davranmanın gerekliliğini ve önemini kavrama bu da yine kesinlikle olur. Cevabımız Edirne şıkkı olur. Şimdi biz Geleceğe bilim insanı yetiştirmek istiyoruz tabii ki ama öğrencilerin biyoloji dersine bakış açısı birazcık farklı ve bunu değiştirmek de bizim elimizde. Ee, ben hani önceden de söylemiştim özel okulda öğretmenlik yaparken bizim temel amacımız öğrencileri sınava hazırlamaktı. Çünkü özel okulların genel olarak amacı zaten bu. Hani vardır illaki istisnaları ama arkadaşlar bir dershane gibi görülüyor özel okullar ve tamamen amaç e, sınavlara hazırlamak oluyor TYT'ye, AYT'ye. Ama bizim aslında temel amacımız geleceğe bilim insanları yetiştirmek, etrafının farkına varabilmelerini sağlamak olmalı. Mesela ileride inşallah seneye bu zamanlar atanmış olarak, tabii seneye bu zamanlar tatil'e girmiş oluruz belki, e, atanmış olarak öğrencilere bu kazanımı elde ettirmeye çalışan öğretmenler olalım. Yani ben kendim gerçekten bunu çok istiyorum. Öğrencilere deneylerle, işte ee, ne bileyim maketlerle hani biraz daha ders ilgi çekici hale getirip bence biyoloji dersini ilgi çekici hale getirmek çok çok kolay. Çünkü hani belki 9. sınıfta yapamayabilirsiniz. 9. sınıfta geç sınıflandırma falan var ama ilk konular birazcık sıkıcı. işte canların temel bileşenleri falan. Ama sonrasında hücre olur. Canların sınıflandırması olur. Yine 10. sınıfta mesela kan tayini yapılabilir. Ee, mitoz mayoz bölünme ilgili mikroskobik gözlemler. Tabi okulun da ee, yapısı bunun açısından önemli arkadaşlar. Eğer okulda bunu yapabilecek bir düzenek yoksa bize pek de fazla bir şey kalmıyor ama kendi elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışabiliriz bence. Geçelim diğer sorumuza. Çok konuştum. Diyor ki: Bir biyoloji öğretmeni çevre kirliliğinin olası sonuçları konusunda öğrencilere performans görevi vermiştir. Öğrencilerin çalışmalarını değerlendirirken bilimsel çalışma yöntemi basamaklarını kullanıp kullanamadıklarını kullanmadıklarını evet, kısmen, hayır gibi ölçütlere göre değerlendirmiştir. Buna göre bu öğretmenin yaptığı uygulama hangi ölçme aracına uygundur? Arkadaşlar ölçme aracında işte evet, hayır, kısmen işte veya katılıyorum, katılmıyorum gibi bir şey varsa ne olacak? Gözlem formu olacak. Çünkü ben onu gözleyerek hani bunu yapmış mı, yapmamış mı veya tamamen yapmış mı, kısmen mi yapmış bunu gözlemleyebiliyorum. Beşinci sorumuz. Bir biyoloji öğretmeni hayvan biyolojisi ve insan ünitesinde emilim kavramı ile ilgili olarak kelime ilişkilendirme testi oluşturuyor. Diyor ki buna göre bu testten tam puan alan bir öğrenci aşağıdaki kavramlardan hangisini emilim kavramı ile ilişkilendirmemiştir? Bakın arkadaşlar villus ince bağırsak mikrovillus kalın bağırsak bunlar da emilim olur ama amilaz nedir? Bir enzimdir amilaz emilim için görev yapmaz. Gelelim diğer sorumuza. Altıncı soru diyor ki canlar dünyası ünitesini işleyen bir öğretmen öncelikle sınıftaki tüm öğrencilere omurgalı canların genel özellikleri, ortak özellikleri ve omurgasızlardan farkları ile ilgili açıklamalarda bulunur. Daha sonra öğrencilere ilgili ilgi alanlarına göre omurgalı canları oluşturan balıklar, iki yaşamlılar, sürüngenler, kuşlar ve memeliler ile ilgili konular üzerinde araştırma yapmalarını ister. Buna göre öğretmenin ilgili konuyla alakalı olarak aşağıdaki içerik düzenleme yaklaşımlarından hangisini tercih ettiği söylenebilir. Şimdi arkadaşlar dikkat ederseniz öğretmen ilk önce e, genel bir bilgi vermiş omurgalılar omurgasızlardan ayırmış ortak özelliklerini vermiş omurgalıların kendilerine özgü özelliklerini vermiş daha sonra da öğrencilerin isteklerine göre bakın ilgi alanlarına göre Omurgalıları oluşturan balıklar, iki yaşamlılar, sürüngenler, kuşlar ve memelilerle ilgili konular üzerinde araştırma yapmalarını istiyor. Biz bu yaklaşıma çekirdek yaklaşım diyoruz. Çekirdek yaklaşımda bakın temel şeyler ilk başta veriliyor. Daha sonra kişiler ilgi alanlarına göre yöneliyor arkadaşlar. Bu üniversitelerde de uygulanan bir öğretim biçimidir. Mesela temel dersler, ana dersler birinci sınıfta veriliyor. Daha sonra ise... Ee, Öğrenci kendi ilgi alanına göre grup seçiyor. Yani hangisinde yapmak istiyorsa ona göre bir alan belirliyor. Biz buna çekirdek yaklaşım diyoruz. Gelelim 7. sorumuza. Çok hücreli canlılarda organizasyon konusunu anlatan bir biyoloji öğretmeni molekül, organel, hücre, doku, organ, organizasyon şeklinde bir sıralama yapmıştır. Buna göre öğretmen organizasyon konusunu işlerken aşağı ülkelerinden hangilerini dikkate aldığı söylenebilir. Şimdi arkadaşlar bakalım burada somuttan soyuta değildir bir kere. Çünkü molekül soyut bir şey değil mi? Somut değil. Dolayısıyla bu olmaz. Kaynaşıklık. Bakın bu olur. Neden olur? Çünkü molekül olmazsa organel olmaz. Organel olmaz hücre olmaz. Dolayısıyla kaynaşıklık var. Tümden gelim de yok arkadaşlar. Neden? Tümden gelim nedir? Tümden gelim Ana bir şey verirsin. Mesela diyelim ki omurgalı hayvanlar. Az önceki sorudan gidelim. Omurgalı hayvanları verirsin. Daha sonra bu omurgalı hayvanları sınıflandırırsın. Ve bu omurgalı hayvanlarda ortak olan özellikleri söylerse. Bu nedir? Tümden gelimdir arkadaşlar. Veya e, tüme varımda bunun tam tersi zaten. Bu da yoktur. Dolayısıyla cevabımız yalnız iki kaynaşıklık olacak. Sekizinci soru. Aşağıdaki kazanımlardan hangisi biyoloji öğretim programını içeriği düzenlenirken yaşama yakınlık ilkesi doğrultusunda diğerlerine oranla daha fazla ön plana çıkmaktadır? Yaşama yakınlık bakalım. Canlının temel yapısal biriminin hücre olduğunu kavrar, canlılarda mayozu kavrar. E, kalıtımın genel esaslarını kavrar ve aleller arası etkileşimleri çözer. Biyomların yeryüzüne dağılımına etki eden faktörleri analiz eder. Duyu organlarının sağlıklı yapısının korunması için çıkarımlarda bulunur. Arkadaşlar hangisi yaşama daha yakın? Hangisi daha yakın? Tabii ki duyu organlarının sağlıklı yapısı. Çünkü duyu organı kendisinde de bulunuyor. Dolayısıyla bu daha fazla yaşama yakın olacak. Dokuzuncu soru. Sindirim sistemini anlatan bir öğretmen nişastanın sindirimi ile ilgili olarak aşağıdaki denklemleri kurmuştur. Öğretmen bu denklemleri kurduktan sonra konuyu anlatmaya devam etmiştir. Buna göre bu öğretmen öğrencilerin enzimlerle ilgili ifadelerinden hangileriyle ilgili ön bilgilerinin olduğunu düşünmektedir. Bakalım. Diyor ki enzimler takım halinde çalışır. Evet dikkat ederseniz maltozu da burada maltazla parçalıyor. O zaman bununla ilgili bir ön bilgisi olduğunu düşünüyor. Enzimler reaksiyonları çift yönlü etkiler. Burada çift yönlü etkileme ile ilgili bir şey yok arkadaşlar. Bir enzimin ürünü diğerinin substratı olabilir. Bakın bunun ürünü, amilazın ürünü, maltazın ne oldu? Substrat oldu. Bu da vardır. Cevabımız 1 ve 3, Ceyhan şıkkı olacak. 10. soru Küresel iklim değişikliklerinin günlük hayat üzerine olan etkileriyle ilgili sonuçlara ulaşır. Kazanımı bloğumun bilişsel alan sınıflandırmasına göre hangi basamağa karşılık gelir? Küresel iklim değişikliklerinin günlük hayat üzerine olan etkileriyle ilgili sonuçlara ulaşır. Arkadaşlar burada ee, şimdi elinde bir sonuç var. Demek ki ne yapmış? Bir değerlendirme yapmış ve sonuçlara ulaşmış. Cevabımız ne olacak? A şıkkı olacak. Geçelim diğer sorumuza. Yani bizi zorlayacak olan bence bu biyoloji alan eğitimiyle ilgili şu Bloom'un taksonomisi arkadaşlar. Çünkü ne sorarlarsa hep Bloom'la ilgili soruyorlar. Bu Bloom'un taksonomisi bizi birazcık zorlayabilir sınavlarda. Biyoloji dersinde öğretmen gözetiminde yapraktan eline kesit alarak mikroskopta inceleyen bir öğrenci Bloom'un aşağıda verilen psikomotor alan basamaklarından hangisine karşılık gelen davranışı gerçekleştiriyordur? Şimdi öğretmen gözetiminde Kendisi kesit alarak yapıyor. Diyor ki kurulum, kılavuzla yapma, yeni duruma uydurma, yeni beceri geliştirme, uyarılma. Arkadaşlar burada hangisi olacak? Tabii ki kılavuzla yapma. Neden? Çünkü öğretmen gözetiminde yapıyor. Yani yapamazsa öğretmene soracak. Öğretmen burada bir kılavuz. Dolayısıyla cevabımız 5 şıkkı olacak. 12. Yukarıda verilen kazanımların bulamın bilişsel alan taksonomi sınıflamasına göre basitten karmaşa doğru sıralanması hangisine doğru olarak verilmiştir? Bakın bu tür soruları şu bilme basamağı, şu kavrama basamağı bilmem ne falan filan diye yapmayın. Size göre en basit olanı önceye alın sonrasında arkadaşlar en sonda olabilecek olanların aralarındakini zaten belirlersiniz. Diyor ki solunum sisteminde görevli organları sıralar. Bakın bu direkt nedir? Bilgi değil mi? O zaman bu en alt basamakta olacak zaten. Yapraktan aldığı ne kesti mikroskop altında inceleyerek mezofil tabakasını gösterir. Enzimlere etki eden faktörlerle ilgili özgün deneyler hazırlar. Bakın özgün bir şey yapıyorsa bu neydi? Sentezdi değil mi? En üst basamakta bunun olması lazım arkadaşlar. Sentez basamağında çünkü. Sonra geliyorum. Diyor ki komünite kavramını çevreden örnekler vererek açıklar. Bu ne nedir? Örnek veriyor kavrama. Kavrama. Bu neydi? Bilgi. Bilgi. Bu da enine kesit alarak e, mezofil tabakasını gösteriyor arkadaşlar. Bu da analiz gibi düşünebiliriz aslında bunu da. Ee, o zaman ne olacak bakın 1 olur 4 olur değil mi sonra 2 olur 3 olur cevabımız A şıkkı olacak. Zaten hiç böyle bunları yazmasanız da bakın bilgimi mı falan diye yazmasanız da direkt şeylerden de gidebilirsiniz yani. Yukarıdakilerden hangi, hangileri biyolojiyi öğrenirken genellemeler yapabilme becerisiyle ilgili doğru bir örnektir. Genelleme yapacağız. Bakalım. Tüm canlı hücrelerinde ribozom organeli bulunduğuna göre protein sentezi tüm canlılar için ortak özelliktir. Doğru bir genelleme yapmış değil mi? Doğru. Oksijenli solunumun merkezi mitokondri olduğuna göre oksijenli solunum yapan tüm hücrelerde mitokondri organi bulunmalıdır. Arkadaşlar bu yanlış. Neden? Çünkü prokaryotlarda mitokondri yok. Tüm fotosentetik bakterilerde klorofil pigmenti bulunmalıdır. Arkadaşlar şimdi ee, Buradaki bunu da ben doğru bir şey almam çünkü zaten sadece fotosentetik bakteriler diyor. Yani burada bir genelleme yapmıyor. Hani şey demiyor. Eğer fotosentez klorofil sayesinde gerçekleşiyorsa o zaman tüm fotosentetik canlılarda klorofil bulunur gibi bir şey demiyor. Direkt bakterilerle kısıtlıyor. Dolayısıyla bunu da alma. Cevabımız A olur. Gelelim diğer sorumuza. Aslında bir dakika şunu alabilir miyiz? Tüm fotosentetik bakterilerde klorofil pigmenti bulun Aslında onu da alırız ya. Ben onu da alalım. Evet. Onu da alırız. 1 3 olur arkadaşlar cevabımız. 1 3. Denizli. Bunu da alırız, bunu da. Hani genelleme yapmamış ama sonuçta yine bir tüm fotosentetik bakterilerde klorofil bulunmalıdır gibi bir şey söylüyor. Dolayısıyla bence bunu da alırız. 1 3 olur cevabımız. 14 Aşağıda 10. sınıf biyoloji dersinde kanserle ilgili olarak iki öğrencinin düşünceleri verilmiştir. Bunların düşüncelerini karşılaştırmasını istiyor bizden. Diyor ki kanser hastalığına hiçbir zaman çözüm bulunacağına inanmadığım için inanmadığım gibi bu hastalıkları ölümlerin gittikçe artacağından endişeliyim. Arkadaşlar bu direkt olarak ne oluyor? Bu direkt olarak doğrusal bir düşünme değil mi? Hiç şey yapmamış yani hiç fırsat vermemiş başka bir şeyleri düşünmemiş direkt kanser öldürür demiş o zaman doğrusal bir düşünme diyor ki kanserden ölümlerin giderek artması onun ne kadar korkunç bir hastalık olduğunu göstermekle birlikte son yıllarda geliştirilen ve çeşitlenen tedavi yöntemleri sayesinde kanser daha az korkutucu bir hastalık haline gelecektir. Yani bu farkında. Ama yan düşünceleri de var. Buna biz, buna biz ne diyoruz? Lateral düşünce diyoruz arkadaşlar. Cevabımız CH şıkkı var. Yani olayın farkında. Ölümlerin, ölümlere sebep olduğunu farkında ama diyor ki hani şöyle yapılırsa bu da olur, güzel olur diyor. O zaman lateral düşünme olur. Gelelim diğer sorumuza. Diyor ki öğrencilerinde kavram yanılgısı oluşmasının nedenlerinden biri günlük hayatta kullanılan dildir. Buna göre diyor hangisi örnektir? Arkadaşlar bunun en iyi örneği yunus balığı demeleri. Bakın yunus bir memelidir. Ama biz buna günlük hayatta yunus balığı yunus balığı bakın. Küçükken çocuklarımıza da o şekilde öğretiyoruz. Yani benim de biliyorsunuz küçük bir çocuğum var 2 yaşında. Ee, mesela onunla hayvanlarla ilgili bir şey alıyorum. Ben ona yunus demeye çalışıyorum. Ama etrafında başka diğer insanlar yunus balığı diyorlar. E, o zaman çocukta bir kavram yanılgısı mecburen oluşacak. 2018 TYT'de gelen bir soru vardı arkadaşlar. Hatırlarsanız bilirsiniz. Aşağıdakilerden hangisi yavrularını sütle besler? Bakın şıklar ne? Memeli olması lazım değil mi? Şıklarda ne var biliyor musunuz? Ne var? Yanlış hatırlamıyorsam bakın penguen olduğunu biliyorum. Yunus var. Pardon Yunus deyip balina mıydı? Yunus var Yunus. Daha sonra ee, kaplumbağa mı vardı? Yok şey vardı. Timsah vardı arkadaşlar. Neyse. Şimdi adam yorumları okuyorum sonrasında. Soruyla ilgili çok yorum yazmışlardı. Orada diyor ki ya diyor işte normalde aslında Yunus ama diyor suyun altında yavrusunu nasıl emzirsin diye düşündüm gittim diyor pengueni işaretledim. E, Birisi de altına yazmış ki ya demiş benim de aklıma penguen geldi ama penguen de eksi 40 derecede yaşıyor onun sütü de donar dedim gittim diyor bilmem neyi işaretledim çok alakasız şeyler işaretlemişler. Sen Yunus'a balık dersen eğer, yani çocuğuma öğrettiğim zaman eğer ben Yunus balığı dersem ne olacak? O onu balık olarak algılayacak. Dolayısıyla günlük dil gerçekten çocuklarda değiştirilmesi çok zordur. Mesela biz ona Yunus'un memeli olduğunu öğretiriz. Ama etrafında gören kişiler a, Yunus balığı, a, bilmem ne balığı falan dedikleri zaman ne oluyor? Çocukta kavram yanılgısı tekrardan ortaya çıkıyor. E, bir kişinin bilgisini değiştirmek gerçekten zordur. Özellikle arkadaşlar o bilgi kafasına yerleşmişse çok zordur. Dolayısıyla bizim en çok zorlanacağımız kısım bu sınıflandırmadaki şu kısımdır. Onu da söylemiş olayım. 16. soru. Hipotez, teori ve kanun kavramları ile ilgili ifadelerinden hangileri alan eğitimi araştırmalarında kavram yanılgısı olarak verilmektedir? Kanunlar doğal olayların nasıl gerçekleştiğine cevap verirken teoriler kanunları açıklar ve neden sorusuna cevap vermeye çalışırlar. Arkadaşlar e, bu bir kavram yanılgısı değil. Şimdi burada kavram yanılgısı değil. Bu doğru bir olaydır. Hipotez, teori ve kanun arasında hiyerarşik bir ilişki vardır. Bakın bu kavram yanılgısıdır. Neden? Çünkü... Teori ve kanun arkadaşlar hemen hemen eş basamaktadır. Yani aralarında bir hiyerarşik ee, ilişki yok. Hipotezle de arasında bir hiyerarşik ilişki yoktur. Yani bunlarda kesinlikle hiyerarşik ilişki yok. Teoriler yeterince bilimsel veriyle desteklendiğinde kanuna dönüşür. Arkadaşlar bu da yine bir kavram yanılgısıdır. Dolayısıyla cevabımız 2 ve 3 Edirne şıkkı olacak. Gelelim diğer sorumuza. Bir biyoloji öğretmeni tahtaya ekolojik ayak izi yazarak öğrencilerinden kavramla ilgili akıllarına ilk geleni söylemelerini istemiştir. Öğrencilerin ürettiği tüketim, nüfus, gıda, üretim alanı, karbon ayak izi, karbondioksit gibi kavramları tahtaya yazdığında ifade etrafına da dairesel bir düzen içerisinde yerleştirmiş ve tüm sınıfa birlikte bu kavramları değerlendirmiştir. Öğretmenin yaptığı çalışma diyor hangisine örnektir? Kelime eşleştirme, yapılandırılmış grid, V diyagramı, zihin haritası, kavram haritası. Arkadaşlar bu hangisidir? Zihin haritasıdır. Neden zihin haritası? Çünkü öğrenciler burada bir bilgi üretiyorlar ekolojik ayak ile ilgili. Dolayısıyla zihinlerini kullandıkları için zihin haritası olur. Gelelim diğer sorumuza. Diyor ki bir biyoloji öğretmeninin solunum gazlarının taşınmasını anlatırken tahtaya çizdiği yukarıdaki denklem hangi model tür içerisinde yer alır? Matematiksel, sembolik, kuramsal, analojik ölçeklendirilmiş arkadaşlar hangisi tabii ki sembolik model. Sonuçta burada karbondioksit ve suyu toplamıyoruz değil mi? Onlar bir etkileşime giriyorlar. Dolayısıyla bu tamamen sembolik bir e, modeldir. Gelelim diğer sorunuza. Enzim substrat ilişkisi anahtar kilit ilişkisine benzer diyen bir biyoloji öğretmeni hangisini kullanmıştır? Diyor. Analoji türlerinden hangisini kullanmıştır? Arkadaşlar baktığımızda okuyalım. Hikayeleştirilmiş analoji, basit analoji, köprü kuran analoji, oyunlaştırılmış resimle yapılan hangisi olacak? Basit, değil mi? Direkt anahtar kilit'e benzetmiş bunu. Dolayısıyla cevabımız Bursa şıkkı. 20. Güncel çevre sorunları konusunu 5E modelinin aşamalarını takip ederek işlemeyi planlayan bir biyoloji öğretmeninin aşağıdakilerden hangisini yapması doğru değildir? Şimdi 5E modelini takip ederek yapıyor. Bakalım. Diyor ki girme aşamasında öğrencilerin ön bilgilerini yoklayacak ve onlarda merak uyandıracak sorular sorması. Bu olur arkadaşlar girme basamağı için bu uygun. Keşfetme aşamasında öğrencilerin birbirleriyle ve işbirliği içerisinde çalışmalarına teşvik etmesi. Evet bu da olur. Açıklama aşamasında öğrencilere güncel çevre sorunları ile ilgili ayrıntılı bir sunum yapması. Arkadaşlar, ayrıntılı yapmasına gerek yok. Açıklamada basit bir kısmını vermesi yeterlidir. Ama diğerlerini de bir okuyalım. Derinleştirme aşamasında öğrencilere Öğrendikleri yeni bilgileri, yeni problemler üzerine uygulamalarını teşvik et. Evet, derinleştirmede bu yapılır. Değerlendirme aşamasında öğrencilerin düşüncelerini değiştirip değiştirmediğini kontrol edecek ortamlar oluşturmalıdır. Cevabımız ne olacak? Ceyhan Şıkkı olacak. Ayrıntılı bir sunum yapması direkt zaten 5E modeline uymaz. Öğrencinin bulmasını biz sağlıyoruz. Dolayısıyla cevabımız C Şıkkı olacak. Diğer sorumuz. Biyoloji çalışmalarında kullanılan aşağıdaki deney çeşitlerinden hangisinde tümden gelim yaklaşımı esas alınmıştır? Tümden gelim, açık uçlu hipotest, kapalı uçlu konu öncesi deneyleri, gösteri deneyleri. Arkadaşlar burada tümden gelim yaklaşımıyla yapılan deneyler kapalı uçlu deneylerdir. Neden kapalı uçlu deneyler? Çünkü şimdi şöyle düşünün. E, kapalı uçlu deneyde ben ne yapıyordum? Sonuçları veriyordum değil mi? Ne diyor sonuçlarda bakın tümden gelimde. Eğer bu böyleyse hepsinde aynı sonuç bulunmalıdır. Dolayısıyla tümden gelimde hepsinde aynı sonuç çıkacak. Dolayısıyla kapalı uçlu deney olur cevabımız. 22. Bir biyoloji öğretmeni fotosentez hızını etkileyen faktörler konusunu işlerken fotosentez hızını artırmak için neler yapılabilir sorusunu sormuş ve öğrencilerin görüşlerini almıştır. Konunun anlatımı sırasında deney yöntemini de kullanmak istemiş, deneyde kullanılacak malzemeleri tanıtmış ve öğrencilerden fotosentez hızını etkileyen faktörlerle ilgili hipotez kurarak deney tasarlamalarını istemiştir. Öğrenciler hipotezlerini ve tasarladıkları deneyleri öğretmene göstermiş ve yapılabilir onayını aldıktan sonra deneylerini yapmışlardır. Peki buna göre öğretmenin uyguladığı laboratuvar yaklaşımı hangisidir? rehberli sorgulama, doğrulama yaklaşımı, yapılandırıcı sorgulama buluş yoluna duyarlı, bir de bütünleştirici öğrenme yaklaşımı demiş. Arkadaşlar burada bakın öğrenciler ne yapıyor? Deneyi tasarlıyor, geliyor öğretmene gösteriyor. Dolayısıyla burada rehberli sorgulama yaklaşımı olur öğretmene gösterdikleri için. 23 Hangisi diyor biyoloji öğretiminde problem çözme yönteminin kullanılmasıyla öğrencilerde geliştirilmeye çalışılan bilimsel süreç becerilerinde deneysel süreçlere ait bir beceridir. Sayı ve uzay ilişkileri kurma, sonuç çıkarma, verileri yorumlama, önceden kestirme, hipotez kurma. Arkadaşlar burada deneysel süreçlere ait bir beceri dediği için cevabımız ne olacak? Hipotez kurma olacak. Yani ne yapıyor? ilk önce problem çözme yöntemini kullanıyor. Sonra da bunu deneysel süre, sürece ait bir beceri haline getiriyor. Dolayısıyla hipotez kurma olacak. Diğer sorumuz. Bir biyoloji öğretmeni bazen metabolizma konusunu öğretmek amacıyla geliştirilmiş bir bilgisayar paket programı kullanarak bazen metabolizma hızının en son alınan besinlerin kalori değerine bağlı olmadığını göstermek amacıyla bir gösteri deneyi yapmaya çalışmaktadır. Paket programında cinsiyetleri, yaşları, ağırlıkları ve bulundukları çevresel koşullar tamamen aynı olan iki insanın farklı kalorili besinler yemelerine rağmen bazen metabolizma hızlarının farklı değerlerde oluştuğunu gören öğretmen, işlemlerinden hangilerini yaparsa bu iki bireyin bazen metabolizma değerlerinin aynı çıktığını gösterir. Aslında tamamen bir hikaye anlatmış. Bizim bazal metabolizmada ne yapıyoruz arkadaşlar besinleri yedikten 12 saat sonra ölçüm yapıyoruz değil mi? Alınan farklı kalorili besinlerin miktarlarını eşitlemek hayır bunu yapmaz. E, alınan farklı kalorili besinlerin çeşitlerini değiştirmek bu da olmaz arkadaşlar. E, 12 saat sonra sindirim tamamlanacağı için midede bir şey kalmayacağı için cevabımız olacak aşıkkı olur. 25 Genetiği değiştirilmiş organizmalar konusuna giriş yapılırken öğretmen beyin fırtınası tekniğini uygulamış ve öğrencilerin bu konudaki görüşlerini tahtaya yazmıştır. Görüşlerin farklı gruplarda toplandığını gören öğretmen iki farklı görüşe de sahip öğrencilerden ve bir başkandan oluşan toplam 5 kişilik bir grupla etkinlik planlamaktadır. Hangisini tercih etmesi en uygun olacaktır? Şimdi bakın 5 kişilik bir grup var toplam ve bir tane de başkan var arkadaşlar böyle başkan oluyorsa e, ve görüşleri tahtaya yazıp işte bununla ilgili tartışma yaptıracaksa eğer grupla etkinlik yapacaksa bunun için en uygun olan yöntem tabii ki açık oturum yöntemidir. Açık oturumda farklı olaylar konuşulur ve bir tane de başkan eşliğinde konuşulur arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız Bursa şıkkı olacak. 26 diyor ki dersinde kalıtımın genel ilkeleri ünitesini işleyen bir öğretmen öğrencilerin ön bilgilerinin, ders güdülerinin ve öğrenme stillerinin birbirinden çok farklı olduğunu gözlemliyor. Buna göre diyor öğretmenin aşağıdaki öğrenme yöntemleri tekniklerinden hangisini kullanması uygun olmaz? Bireyselleştirilmiş öğretim tekniği, programlı öğretim tekniği, soru cevap, bilgisayar destekli, tutor destekli. Arkadaşlar burada e, kullanmak için uygun olmayan hangisidir? soru cevaptır. Neden soru cevap tekniğidir? Çünkü her bir öğrenci farklı bir yeteneği var. Her birinin öğrenme stili farklı. Soru cevap sadece bazılarına ne yapar? Hitap eder. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı olacak. 27. Yeni öğretim programına göre etkili bir öğrenme öğretme sürecinin oluşturulmasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Öğrencilerin yeni edindikleri bilgi ve becerileri önceki öğrenmeleriyle ilişkilendirmelerini imkan vererek etkinlik ve çalışmalar tasarlanmalı ve uygulanmalıdır. Bu olur arkadaşlar. Öğrenciler bağımsız çalışmalar yaparken keşfettikleri yeni bilgileri düşünce ve duygularını paylaşmaları için cesaretlendirilmelidir. Bu da olur. Tek bir öğrenme öğretme yaklaşımına bağlı kalınmamalıdır. Evet, unutmayın bireysel farklılıklar var. Öğrenme öğretme sürecinde mümkün olduğunca bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanılmalıdır. Evet. Öğrenme öğretme sürecinin anlamlı olabilmesi için öğrencilerin bireysel farklılıkları gözetilmeden. Zaten direkt şıklarda böyle bir şey varsa direkt cevabımız yanlış olanı soruyorsa direkt cevap odur arkadaşlar unutmayın. 28. Aşağıdakilerden hangisi 2018 yılında yayınlanan biyoloji dersi öğretim programındaki yeterlilik alanlarından değildir? Dijital yeterlilik 21. yüzyıl becerisi, bilim ve teknoloji yeterliliği, matematik yeterliliği, yabancı dilde iletişim. Hangisi değil arkadaşlar? 21. yüzyıl becerisi biyoloji öğretim programında yok. 29. Diyor ki aşağıda verilen değer ve değerlerle ilişkili tutum ve davranış eşleştirmelerinden hangisinde yanlışlık? Bakalım Değer diyor dostluk, vefalı olma, sabır, azimli olma, saygı, alçak gönüllü olma, özdenetim davranışlarını kontrol etme, yardımseverlik, çalışkan olma. Burada hangisi yanlış arkadaşlar? Yardımseverlikle çalışkan olmanın bir ilgisi yoktur. 30. Son sorumuz artık. Yukarıdakilerden hangileri yeni öğretim programında yer alan bilimsel bilginin doğası ve biyoloji konusunda? içerisinde öğrencilere edindirilmesi hedeflenen kavramlar arasında yer alır. Bilim, deney, gözlem, teknoloji ve kariyer demiş arkadaşlar. Burada hangisi yer alacak? Bakın bilimsel bilginin doğası ve biyoloji. Şimdi bilimsel bilgi diyorsa bir kere ben bilimle ilgili şeyler yapacağım. O zaman zaten direkt cevabım ne olur arkadaşlar? Şey pardon, bir dakika. Eee Bilimsel bilginin doğasında sonuçta problem çözme var, deney var arkadaşlar. Dolayısıyla deney ve gözlem de var. Ama teknoloji ve kariyere bilimsel bilginin doğasında bakmıyoruz. Cevabımız C H, Şıkkı 1-2-3 oluyor. İlk başta direkt A'ya gittim ama diğerleri de var. Cevabımız C. Şıkkı olacak. Böylece dördüncü testimizi de bitirdik. Beşinci teste geçiyoruz. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.